Nerede bu Kerem? Bir adamı bulamadınız. Sanki yer yarıldı, yerin içine girdi Nevra Hanım. Yani bu işte kesin bir bit yeniği var. Bit yeniği varsa temizleyeceksiniz efendim. Senin işin mazeret üretmek değil. Haklısınız. Peki bu Mümtaz'a güvenebilir miyiz sizce? Yani ben pek emin değilim de. Yani Kerem konusunda beceriksizlik yapmış olabilir ama bu bizi sattığı anlamına gelmez. Savaş bir yol meselesini Mümtaz'a söyleyecek misiniz peki? Her şeyi bilmesi gerekmiyor. Ve Savaş'ı hapishaneden o kaçırmayacak mıydı? Evet. Ama kimi kaçırdığını bilmeyecek. Sizden korkulur Nevra Hanım. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Hadi git Mümtaz'ı bul bakalım Kerem konusunda ne yapmış. Tamam. Siz niye durdunuz ya? Durmadık Ayşegül. Bayıldık. Bayılmak falan yok. Siz buraya bayılmaya mı geldiniz ya? Hadi çok işimiz var, misafir geliyor. Çok yaşa, hadi beraber. Çok yaşa. Of ya. Poyraz abi. He. Ben bir annemle konuşmak istiyorum. He. İyi oğlum, konuş tabii. Konuş. Ben bırakayım mı seni? Yok, o eve girmem. Annemle dışarıda buluşsak olur mu? Olur oğlum, olur tabii, olur. Hadi bakalım. Anne, buluşabilir miyiz? Konuşmak istiyorum. Peki yavrum. Biz mi gelelim, sen mi gelirsin? Yok. Dışarıda buluşalım. Ama o adamı getirme. Ben yalnız seninle konuşacağım. Peki oğlum, sen nasıl istersen. Nereye geleyim ben? Hani beni arada bir götürdüğün lokanta vardı ya. Bir saat sonra orada. Tamam oğlum. Şükürler olsun. Konuşmak istiyor değil mi? Hadi gidelim. Yalnız ben de tek başına görüşmek istiyorum. Ben yalnız gitsem daha iyi olur. Peki. Hadi. İsa. Taksi geldi aşağıda da. Bak, seni bırakıyorum. Sana güveniyorum. Bir deyin yoluk yapıp da canımızı sıkma. Tamam mı? Merak etme Poyraz abi, sıkıntı yok. Tamam. Ver buraya. Hadi. Vay, İsa yeğenim, ne yapıyorsun? İyi. Nereye bu saatte? Annemle buluşacağım. Aferin oğlum, aferin. Anayla babayla küslük olmaz. Babam değil o benim. O herifle işim olmaz bundan belli. Ben annemle buluşacağım. İsa, yeğenim bak, ben mevzuyu biliyorum. Olay tamamen nefsi müdafaa. Taş kafanın bir kabahati yok. Benim dışımda herkes babamın katilini baba dedemi biliyormuş. Ne güzel, el birliğiyle beni aptal yerine koydunuz. Allah Allah. Allah Allah. Başkan sen de yani, çocuk zaten hassas. Nasihat vermenin sırası mı ya? Baba. Ay baba. Ne olur bir bakıver, Hasan Yağmur perişan halde. Ne oldu kızım Hasan'ıma? Ay hiç bilmiyorum, ateşi düşmüyor. Ne yaptım ne ettiysem bir türlü olmadı.
Hasan'ım. Hasan'ım. Yanıyor çocuk. Sirkeli su, ılık duş falan yaptırdın mı? Yaptım, yaptım. Her şeyi yaptım da düşmedi işte şu ateş. İlaç milaç versen dışarıdı ya. Baba, hastaneye mi götürsek? Yok, yok. Çocuğu soğukta çıkarmayalım dışarıya. Yakınlardan bir doktor çağıralım hemen. Sadettin, hemen bir doktor çağır çabuk. Tamam. Oh, iyileşecek benim torunum. Dedesinin bir tanesi. Demek sonunda Kürkçe dükkanına döndünüz ha? Vallahi öyle oldu be Meltem. Ama baksana, bak bak. Şu güzelliğe baksana ya. Nasıl özlemişim ya. İyi de geldi bendeki eşyaların da. Kitaplar falan bende. Zülfikar. Sen iyi misin? Pek bir sessizsin bu akşam. Yok Ayşegül Hanım. Yemek yiyorum. Ellerinize sağlık, her şey çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Anlatın. Var mı bir havadis? Neler oluyor, neler bitiyor? Normal. Değişik bir şey yok. Her şey standart. Olağan akışında devam ediyor. Bir işte Meltem'le biz evleniyoruz. Ne? Evleniyor musunuz? Ha, evleniyoruz biz. Evlenmek mi? Vallahi. Ben aslında buraya geri döndüğümde ne düşündüm biliyor musun? Bunların ikisi kesin evlendi dedim. Hatta iki tane de çocuk yaptı dedim. Gel gör ki öyle bir şey yok. Geç bile kaldınız be. Tebrik ediyorum. Oh ya. Tebrikler be. Oh sağ olasın ya. Allah tez zamanda size de nasip etsin inşallah. Aa, yok canım, o biraz zor ya. Sinan evlenir. Arada beni kaynattı. Sinan evlenir, boyunca çocukları olur. Biz bununla bir küs, bir barışık öyle yaşar gideriz. Ağzından gel aslında Şegül, öyle şeyler yok. Niye ya? Bekar mı kalayım? Ya konuyla hiç alakası yok da bir şey soracağım ben size. Orhan Solmaz diye birini tanıyor musunuz? Orhan Solmaz kim ya? Yok, hayatımda duymadım vallahi. Hakikaten bu Orhan Solmaz kimdi ya? Ben de tanımıyorum vallahi. Yalnız sizin düğün nasıl olur çok merak ediyorum. Artık yerin altında mı evlenirsiniz, uçaktan mı atlarsınız? Yok yok, ben baya baya düğün salonu istiyorum. Düğün salonu mu? He, bildiğin düğün salonu ya. Çok klasik, nedir o? Limonatalar, kuru pastalar, o piyanist, şantör abimiz, arkası vuran ayakkabılar, sonra gecenin sonuna doğru alkol dozu aşılacak. Danslar, kavgalar ve final. İşte bak, hayalimdeki düğünü resmetti. Vav, wow, bravo valla. Yalnız canlı müzik de gerekiyor. Lazım, lazım. Tabii, güzel olur.
Ben düğünlerde çıkmıyorum bir kere, kusura bakmayın. Ya dedem, oturulur konuşulur, parada anlaşırız ya. Ya sahi sen ne iş yapacaksın? Bin liranızı alırım. Bin lira bana uyar, anlaştık. Bir dakika, sen gene mi istifa ettin? E tabii ki bir Poyraz Kulesi. Ya bu senin kaçıncı istifan? Vallahi ben hatırlamıyorum. Ya, ne bileyim Ayşegül, ben de bilmiyorum. O değil de ben size bir şey söyleyeceğim. Ya acaba dolandırıcılık falan yapsam nasıl olur? Dedem, dolandırıcılıkta çok büyük para var diyorlar. Değil mi? Aslında olur ha. Sen yapabilirsin bence. He. Bence de. Ulan oldu bu iş be. Çok güzel. Tamam Ayşegül, bak bu çok güzel oldu işte. Tamam. İşte bundan sonra gelsin havuzlu villalar, boğazda yalılar, yatlar, katlar, yurt dışı seyahatleri. Artık sen ne istiyorsan Ayşegül. Tamam, bu iş çok güzel oldu. Bin liradan fazla vermem. Ulan Asice, duyun hediyesi olsun. Ben yeni mesleğimle. Dur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.